Günaydın, harika bir gün olsun. Böyle fikir büyüterek, zihin açarak başladığımız günler bana çok iyi geliyor. Cuma haftayı da bu şekilde tamamlıyor olmak harika. Bugün biraz, hani benim konuşmalarımı dinleyenleriniz varsa bilirler, bilindik kavramları bir tık başka açıdan bakıp farklı yorumlamayı seviyorum. Bunu da ben hani bildiğini unutma, o meşhur tanımıyla unlearn olarak görüyorum. Çünkü aslında yaşamda öğrenmek değil de bildiğini unutup başka şekilde tekrar öğrenmek sanıyorum önümüzdeki dünyanın, özellikle de dijital yarınların en büyük, bizi zorlayacak, stet edecek başlığı olacak diye düşünüyorum. Şimdi hocamız biraz savaştan bahsetti. Ben de bu sabah konuşmama böyle başlarım diye uyandım. 78 yıl önce bir Trinity testi yapılıyor. New Mexico'nun yaklaşık 5 mil güneyinde bir bomba alanı testinde. Trinity test nedir? İlk atom bombasının testi yapılıyor. 1939'da Robert Oppenheimer'ın başkanlığını yaptığı bir ekiple tasarımına başlanan bomba 1945 Temmuz ayında ilk Trinity testini yapıyor. Başarılı geçiyor. Daha sonrasında da bir ay sonra Ağustos'ta bomba bizzat kullanılıyor. Ve ne oluyor? İlk rakamlar 200 bin insanın öldüğü, jenerasyonlarca tahribatın bırakıldığı ve aslında dolaylı ölümlerin ne kadar nerelerde olduğunu da hiçbir rakam, hiçbir istatistik tahmin edemiyor. Şimdi baktığımızda Robert bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki aslında ben bunun için yapmamıştım bu grupta. Ben Almanım, Nazi Almanya'sına karşıydım. Nazi Almanya'sı için yaparız diye düşünmüştüm diyor. Değil mi? Ne kadar naif. Ama günün sonunda ne oluyor? Milyonlarca insanın yaşamına mal olacak bir şeyi bulup uygulanmasına paydaş oluyor. Daha sonrasında 1968'de NPT diye, yani nükleer silahlanmanın kontrol altına alınması diye uluslararası bir komisyon oluşturuluyor. İlk Amerika ve o zamanın Sovyet Cumhuriyeti, yani Sovyetler Birliği imza atıyor. Fransa, pek çok Avrupa Birliği de nükleer silahlanmanın kontrol altına alınması başlığı altında bir araya geliyorlar. 200 bin insan öldükten sonra birdenbire dünya faydasına hepsi çalışma gönüllülüğü gösteriyor. Ve 1970 yılında da yürürlüğe giriyor bu. Şimdi aslında baktığımızda ne kadar naif bir şeyden başlamış değil mi? Yani bir bilim insanının tasarladığı, kendi ülkesinin refahı içinde hayal kurarak masanın üzerine koyduğu bir şeyin nerelere gittiğini birlikte yaşıyoruz, birlikte gördük. Öte yandan sizi bir de şimdi mezolitik çağa götürmek istiyorum. Yani Orta Taş Devri'ne. Orta Taş Devri'nde de bildiğiniz gibi ilk taş malzemesi ufak ekipmanlara dönüşmeye başlıyor. İşte çekiç, bıçak gibi. Ve ne için kullanılıyor? Hayvanların evcilleştirilmesi ve avlanmak amacıyla. Ama toplumsal popülasyonun artışı ve avın azalmasıyla birlikte de artık diyorlar ki toplayıcılığa başlayalım ve ürettikleri her şeyi tarım ve çiftçilik alanında kullanmaya başlıyorlar. Ama çekiçlerin kullanımının kontrol altına alınması diye bir şey olmuyor değil mi? Çünkü tarım, beslenmek, yaşamı büyütmek ve modernleşmek için kullanıyorlar ürettikleri şeyi. Ta ki milattan önce 4. yüzyılda Aristoteles'in ilk etik kavramını bugünkü anladığımız anlamda masanın üzerine koyana kadar da aslında toplumlardaki etik bahsi üretilenin toplum faydasına ve birey faydasına, yaşamda kalma faydasına kullanılmasından ibaret. Daha sonrasında özellikle de antik Yunan'da filozofların artık etik bahsini tartışmaya başlamasıyla birlikte devlet de bu filozof bakışı, felsefecilerin bakışı doğrultusunda etik kavramını kanunlarına taşıyor. Aslında resmen bütün sistemi influence ediyorlar. Yani onlar etik kavramını koyuyor, devlet o kavramlar çerçevesinde şekil alıyor. Sonra bir maç karışıyor. Sonra birdenbire kanun etiği tanımlamaya başlıyor. Etik kavramı da iyi insanlara hibe ediliyor yaşam içerisinde. Dolayısıyla kişi toplum için kurgulanan o etik birey olma hali kanunlara dönüyor. Bizim Anadolu topraklarımızda da çok iyi bildiğimiz Sümer, Babil, Asur uygarlıklarında ilk antik yakın
Doğu hukuku ortaya çıkıyor. Daha sonrasında antik Yunan hukuku, Orta Çağ Avrupa hukuku ve modern hukuka geliyor. Modern hukuk neyi tanımlıyor biliyor musunuz? Birinin canına kastetmeyi suç olarak tanımlarken, ki birini öldürmek hani bu zaten etiği tartışılmayacak da bir şey. Öte yandan o dönemlerde dünyanın en çok para kazanan şirketleri sigara üreticileri oluyor. Birdenbire kafalar karışıyor. Kanun ayrı bir şey, yaşam toplum ayrı bir şey, birey ayrı bir şeyi konuşur oluyor. Sonra da çok önemli kavramları sırf yazdığımız, çizdiğimiz çerçeveler içerisinde kendimizden uzaklaştırarak başkaları için olduğunu öngörmeye başladığımız yeni bir dünya. 2023 marka değerlerine baktım. İlk 10 marka içerisinde tek bir gıda maddesi var. İsmini vermeyeceğim, bir gazlı içecek maddesi. 6. sırada dünyanın en değerli markaları içerisinde ve hiçbiriniz çocuklarınızı içirmiyorsunuz. Demek ki neymiş aslında? Marka olmak için çok eteğe gerek olmazken aslında Atatürk'le atom bombasını bulan kişi arasındaki markalaşma tam da etik zemininde. Yani bireysel olarak etik marka için önemsiz olduğu kadar bizim için önemsiz değil. Bunu hiç unutmamak lazım. Şimdi etik dediğimizde de böyle koca koca şeyler düşünüyoruz ya. Benim böyle hakikaten kendimden de utandığım bir örneğim var. Eşim yabancı. Hayatımızın bir kısmını yurt dışında geçiriyoruz ve o yılda Avrupa'da acayip bir sıcak var. İşte su tüketimi riskli seviyede, yaşlılar ölüyor ve sürekli anons ediliyor. Araçlarınızı yıkamayın, havuzlarınızı doldurmayın, su kullanımına dikkat edelim diye muazzam bir toplumsal bilinçlendirme yapılıyor. Sokaklarda bile yapılıyor bu. Ben dedim ki eşime, herkes yatsın biz yıkarız arabamızı dedim. Beni ilk defa görüyor gibi baktı. Yani hani şey gördüm gözünde, ben kimle evlendim yani. Bu hakikaten çok korkunç bir şey. Çünkü onun gözünde o dehşeti görene kadar aslında etiğin sınırlarını belki de bu kavramda anlamamıştım. Bunu çok sık yaşıyoruz ya, mesela iş hayatında. Çünkü her şey sınırlı zannediyoruz yaşam içerisinde. Başarı sınırlı, mutluluk sınırlı, sayılı var. O alamadı, sevinelim, benim almam iyi bir şey. Bunu da nereden şey yapıyor, çağrışıyor? Ocak 2020, tam pandeminin de başı işte. Türkiye'ye pandemi gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak, kafalar karışık. Ben bir yandan sürekli maske alıyorum falan. Cumhuriyet Gazetesi'nde Elçin Poyrazlar'ın bir yazısı. Yaşama, hayata ve etiğe bakışımı kendi birey olarak sınırlarımı fark etme konusunda bana pencere açan muazzam bir yazı, Ufak Tefek Kötülükler diye. Bakabilirsiniz, eminim okuduğunuzda sizi de etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü şöyle tanımlıyor, diyor ki, ufak tefek kötülükler vardır ya yaşam içinde diyor. İşte bir alışveriş merkezine girersiniz, her yer doludur. Ne olacak, engelli yeri boş, oraya bırakırsınız. İşte ne bileyim, bir balkondan bir şey atarsınız, elinizden bir şey düşer almazsınız. İş hayatında bazen birbirimize haddimizi bildirecek e-mailler atarız değil mi? Tepeden tepeden ya da alttan alttan söyleriz. Biz bunu Türkiye'de çok güzel yaparız. Hani böyle alttan alttan bir şey söyleriz. Çok açık söylemeyiz, yüz göz olmayız ama söyleriz. İşte bütün bunlara ufak tefek kötülükler demiş. Şöyle tanımlıyor, bunu okuyacağım. Beni çok etkilemişti. Sonra kötülüğün böyle bir şey olduğunu düşündüm diyor. Çok sıradan, küçük, rahatsız edici ve banal. Kendinden bıkmış, düşünmekten usanmış, onay peşinde koşmaktan, sevilmekten yorulmuş, normal insanların başvurduğu bir şeydi kötülük diyor. Bir düşünelim mi? Çok etkileyici değil mi? Binlerce örnek var hayatımızda. Dolayısıyla bu etik bahsi zor soru. Nerede başlayıp nerede bittiğini çok iyi düşünmek gerekiyor. Daha doğruyu yanlışı anlamamışken de şimdi kalkmışız hep birlikte teknoloji etiği konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? İşte veri güvenliği konuşuyoruz, yapay zeka, bunun getirdiği otomasyon, işimizi mi kaybedeceğiz konuşuyoruz, çevresel etkilerini konuşuyoruz, teknolojinin dijital ayrımcılık, erişim yetkinliği konuşuyoruz ve yapay zeka ve karar alma süreçleri konuşuyoruz. Çok dertliyiz acaba teknoloji etik olabilecek mi diye. Şimdi baktığımda, atom bombası konuştuk ya, uranyumun dışarıdan bir etkiyle kararsız hale getirilmesiyle yapılıyor. Uranyum bir ağır metal ve çok kolay
dengesini kaybediyor ve atomu çekirdeği ikiye bölmek mümkün. Çünkü çok kolay kararsızlığa ulaşıyor. Burada tartıştığımız şey, uranyum 238'in acaba florla kararsız hale getirilip etik olmamasını mı konuşuyoruz? Yoksa yapay zeka programlarken kullandığımız Python, Java, C++ dil mi etik değil? Neyi konuşuyoruz? Alışveriş merkezine gidip handikapın yerine, engellinin yerine park eden beni konuşmuyor muyuz arkadaşlar? Beni konuşuyoruz. Çekicin toplanması için kanun çıkarmayan insanoğlu zaman içerisinde ağır metali bombaya dönüştürmüş. Bunu durdurmak için de bir sürü aksiyon alıyor. Havalı toplantılar yapılıyor, imzalar atılıyor. Herkes de alkış bekliyor. Şimdi demek ki şimdi çekiçten başladık. Otoparka kadar geldiğimiz bir etik serüveni var insanoğlunun. Etik de işimize geldiği gibi zararlı bir kimyasalı içip insanların bununla ölmesi sorun değilken öldürmeye teşebbüs etmek sorun. Buradaki bu paradoksu çok seviyorum. Yani bir tarafta yaşam sonsuz olasılık başka bir yere koşarken öbür tarafta insanlığımızın tekrar bazını konuşuyor olmasını çok etkileyici buluyorum. Daha ileriye gidebilmek için çünkü daha geriye gitmemiz gerekiyor. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor, değerlerimizi. Hep bunu anlatıyorum. Yaşamda birey olmanın, anlamlı, kaliteli, değerli birey olmanın ne olduğunu, sınırlarımızı, değerlerimizi hiç unutmamak gerekiyor. Kavram etikle başlamış. Sonra etik genişlemiş, kanunlara devinmiş, kanunlarla örülmüş. Yetmiş mi? Yetmemiş. Ne konuşuyoruz? Değerlerimizi konuşuyoruz. Onu unutamayız değil mi? Çünkü her birimizin etik kavramı değerlerle de örülü. Dolayısıyla benim bu hep anlattığım markalaşmış altın yakalı olma hali işte etiğe saygılı, kanunlara, kurallara saygılı ve üstüne değerlerinin farkında ve bir de en zoru bunu sürdürülebilir yapan bireylerden olacak. İşte o yüzden atom bombasını yapan Robert Oppenheimer bir marka değilken Atatürk marka olmuş. Demek ki birey olarak yaşamda olabilmek için, teknolojiden, gelişimden, yarından umut duyabilmek için önce hepimizin ta geçmişe dönüp o ilk konuştuğumuz etik mevzunu tekrar satır başı yapıyor olmamız gerekiyor. İşte ne bileyim sıkça okuyorum, programlara katılıyorum, izliyorum, dinliyorum. Herkesin derdi dijitalin etiği. Arkadaşlar öyle bir kavram yok. Dijitalin etiği dediğimiz şey benim etiğim. Benim etiğim. Çekiçle tarım da yapabilirsin, insan da öldürebilirsin. Bununla ne yapacağımıza karar veriyor olmamız gerekiyor. Bunun için de neyi fark ediyor olmamız gerekiyor? Yaşamda her şeyin yeterince çok olduğunu fark ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü kapitalizm rekabetçilik üzerinden yaşıyor. Rekabet olmalı ki o beslenmeli. Rekabet olmalı ki yeni bir şeye ihtiyaç. Rekabet kiminle rekabet? Sadece kendimizle rekabet edebiliriz daha iyi versiyonumuza gelmek için. Çünkü gerçekten yaşamda her şeyin başarının da, mutluluğun da, paranın da, o hani huzurun, her şeyin, hayal ettiğiniz her şeyin herkese yetecek kadar olduğunu anladığımız gün dönüp acaba kişisel markalarımıza ne kadar zarar vermişiz, ne kadar markalarımızla buradayız. Konuştuğumuz teknoloji benim markamı daha iyi bir marka yapmak için benim işime nasıl yarar? Buralara bakıyor olmak gerekiyor. Yani günün sonunda mevzu biziz. Şimdi ben şeyi seviyorum, bu Anadolu topraklarında o kadar güzel insanlar, o kadar güzel şeyler söylemişler ki ara ara da bunları hem kendime hem de dinleyenlerde hatırlatmaya çalışıyorum. Hacı Bektaş Veli'nin bir lafı var, diyor ki sen insanı yaşat ki Efsun yaşasın. Biz insanı yaşatalım ki Efsun yaşasın. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.